Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Mercedes E200 W213 kasa kodlu araç. Aracın orijinal ekranına özel bir interfez uygulamasıyla CarPlay yapısı oluşturduk. İşlem şu şekilde oluyor. Aracın ekranına ve orijinal yapıya dokunmuyoruz. Bir telefon büyüklüğündeki interfezi ilgili ana ünitenin arkasına gizliyoruz. Gerekli konnektör bağlantılarını yaptıktan sonra sistem AUX'dan da çalışabiliyor, Bluetooth sistemiyle de çalışabiliyor. Biz AUX üzerinden bağladık. AUX'ı arkadaşım göstersin. İlgili USB alanına bir şöyle bir parçayla bir AUX yapısı oluşturduk. USB AUX diye adlandırılıyor. Onun da genel seçimini, ilgili seçim slot seçimlerini yaptıktan sonra ilgili joystick panel üzerinde Home tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyoruz. Apple CarPlay arayüzü ekranımıza gelmiş oluyor. Apple CarPlay'in haricinde sisteme kablosuz CarPlay, şu anda telefonunuz bağlı, kablosuz Android Auto, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, USB'den videolar izleme ve şarkı dinleme seçeneklerimiz var. Torpil içerisine koyduğumuz USB üzerinden. Araçta donanımsal olarak bütün kameralar olduğu için onlar da sistemde var olarak çalışıyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. İlk önce aracın orijinal kamera sistemini deneyelim. Geri vites attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. CarPlay modundayken de çalışır bu. Diğer modlardayken de çalışır. Orijinal sistem çalışmış oluyor. CarPlay kablosuz çalışıyor. Şu anda CarPlay'in arayüzü üzerinde dolaşıyorum. İlgili joystick paneli sorunsuz bir kontör sağlıyor. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullanıcı Apple CarPlay arayüzünü bu şekilde kullanmış olabiliyor. Birçok işlemi Apple CarPlay üzerinden gerçekleştirebiliyor. Spotify'a geçelim, bir müzik açalım. CarPlay bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor aracın altyapısında. Menüye dönüyoruz. Android Auto'da yine kablosuz çalışıyor. Apple'dan ekran yansıtma var. USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Orijinal ekranda görüntü verebiliyoruz sisteme. Araç 2016 model E200 W213 kasa. Özel bir interfez vasıtasıyla aracımıza CarPlay ve Android Auto arayüzü kazandırmış olduk.